Bürçükletti evliler. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Hepinize merhaba. Gidip bir süsleneceğim. Yani saçlarımı kestireceğim. Hem kendimin hem Sahiray'ın. Çünkü sabahları çok zor oluyor okul için. Benim için de böyle yani çekim yapacağım falan zaman saçımla uğraşmak istemiyorum. Şipşak karşınıza güzel güzel çıkmak istiyorum. Şimdi gidip güzel de bir kuaför buldum kendime. Bu işlemi yaptıracağım. Ve yorumlarınızı bekliyorum bakalım. Beğenecek misiniz? Haydi görüşmek üzere. Kuaförümüze de geldik. Atatürk Caddesi 104 Taksim 1. Kuaför Erdal Yer. Erdal Bey buraya Bodrum'dan gelmiş. Ve 3-4 senedir Çanakkale'de. Şöyle mekanını çekmek istiyorum. Görün çok güzel. İçeriği de çekeceğim. Çok çok güzel bir mekan. Mekana bayıldım desem yeridir. Tam benlik. İçeride değişik objeler var. Şimdi kuaförlerde pek alışılmadık şeyler ama bakın o kadar orijinal bir saat var ki. Bayıldım. Aynı yanda da hayvan sever İnsanlar oldu. Cumali'den belli. Bu Cumali. Huhu, merhaba. Bürçüklü TV'ye bir merhaba diyebilir misin? Bir de diyormuş şimdi ödümüz kopuyormuş hepimizin. Ses gene kısık. Ama idare edin. Şöyle yeni tadilat görmüş ve bütün en son teknoloji gereken aletler burada mevcut. Bakın bu Alman sıvasına benziyor. Biz köye yapacaktık ya. Gerçi aynı teknikle yapılmış. Alman sıvası gibi duruyor. Üstten boyanmış ama orijinal olmuş. Şuradaki standa da bayıldım. Arkada bir boşluk bırakarak bakın. Şimdi ben hep benim ilgimi çeken şeyleri çekiyorum ama şöyle bir tane separatörün üstüne monte etmişler aynaları. Ve çok çok orijinal duruyor. Öndeki kalaslar da yani doğal haline bırakılmış. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Bir de kendimi göstereyim mi size şöyle aynada. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bakın burada da böyle çok şık bir separatör yapılmış. Ben kuaförden çok bunun estetik yanlarına baktım gördüyseniz. İlgimi çekti çünkü insanlar böyle şeylere çok önem vermiyor. Erdal Bey'in ne kadar zarif ve bu konuda ilgili olduğu belli ve düşünün bunlara dikkat eden adam sizin saçınızı ne kadar güzel yapacağını artık. Ve dünyanın en güzel kadını da duvara çakmışlar. Yani bunun için bile ona şapka indirebilirim. Şöyle bakın. Türkan Sultan da duvarda. Çok beğendim. Gerçekten her taraf pırıl pırıl. Ben çok kuaföre gitmeyi sevmiyorum. Biliyorsunuz çoğu zaman kendim şıpırık yapıveriyorum. Alıp makası kafamı gözümü. Ama şimdi biraz daha profesyonel bir kesim istediğim için. Burası da tuvalet bölümü. BG. Alt katta da bir dinlenme alanı varmış yorulanlar için. Böyle çok güzel. Bu bölümü de çekiyorum. Manikür, pedikür bölümü. Ay çok hoş, çok beğendim. Tebrik ederim. Her şey gerçekten çok muntazam. Şu endüstriyel bir konuşabilsem. Yani stil çok hoşuma gitti. Tarz mı deniyor Türkçe? Evet, çok çok hoş olmuş. Kalaslar aynı şekilde. Burada da bayıldım. Çok çok güzel. Şu bölümde çok hoş. Sahira'nın saçı başlandığı için bu rafı da çok sevdim. Bakın. O tarafı tamamlamış. Bir perforje obje. Ve Atatürk sevgisi. Ne kadar belirgin bakar mısınız Türk bayrağının yanında. Atamızın resimleri. Her kuaförde bunu göremezsiniz. Bu çok etkileyici. Şöyle büyüteceğim. Bütün
kuaförlere bunu tavsiye ediyorum. Örnek alsınlar. Şurada çok güzel iki tane obje gördüm. El yapımı. Yani Erdal Bey, sanatsever ruhundan dolayı gerçekten tebrik ederim. Lambalarda göstermesi olmaz. Da şöyle kargaşa görünmesin diye nereden çekeceğiz? Bu taraftan çekiyorum ki güzelliğini görün kargaşasız. Bu lambalar da çok orijinal değil mi? Onlar da endüstriyel. Erdal, buraya bir mimar mı tasarladı? Senin hünerin mi bu? Doğru mu dedim yani? Ortaklaşa mı birinle? Ama gene de böyle bir şeyi kabul etmem bile çok hoş. Çünkü demek ki böyle bir görüş açım var ki, yoksa sevmediğin bir şey yaptıracak değilsin. Evet, yani doğru söylemişim. Evet, çok güzel, tebrik ederim. Erdal Bey'in eline kendinizi teslim edebilirsiniz hiç korkmadan. Böyle güzel bir mekanın sahibi, düşünün sizinle ne kadar özenle ilgilenecek ve nasıl bir saç tarzı yapacak size. Koltukların rengine de bayıldığım için bir daha çekmek istedim. Sayıra! Sayıra'nın saçı ıslatıldı. Şimdi kat kat çok güzel bir saç kesimi yapacağız. Sayıra, mutlu musun? İyi, biraz sessiz oldu ama. Şöyle. Gelin gibi ne kuruluyorsun? Beğendin mi saçını? Ben de çok beğendim. Mutlu musun? Ne öyle boynu bükük mutluluk mu olur? Evet desene. Ama hiç beğenmedim. Zoraki mutluluk. Evet, çok fazla zoraki bir mutluluk oldu. Zilli. Şimdi size öncesini göstereyim. Şu çepiş halimi. Sonra da Erdal Bey'den sonraki halimi tekrar çekeceğim. Yani bu öncesi olsun, birazdan da sonrasını göstereceğim. Ve size sonrasını gösteriyorum. Bakın ne kadar şıkar oldum. Şöyle dönüyorum. Döndüm. Bir de bu tarafa döneceğim şöyle. Nasıl olmuşum? Değil mi? Çok güzel. Erdal Bey'in eline sağlık. Bir şey söylemek istiyorum. Ben Ocak'tan beri saçlarımı şampuanla yıkamıyorum artık. Sadece beyaz sabun kullanıyorum. Doğal bir sabun değil ama beyaz saç Şakir. Ve çok mutluyum. Artık şampuanlardan uzak kaldım. Hem bütçeye tasarruf oldu, hem kendimi daha iyi hissediyorum. Ve hiçbir sorunum yok. Yani sadece şimdi bugün kuaför beyle konuştuk. Mevsim geçişlerinde galiba sıcık bir kepeke sebebiyet verdi ama o da zaten geçecek. Çünkü ilkbaharda öyle olduğunu bir fark ettim. Şimdi sadece şu ense bölümde bir kepek sorunum oldu ama çok bir şey yok ya, akmıyor böyle kıyafetlerime. Sadece hafif şöyle kaşınır gibi oldu. Hatta bitlendim mi diye düşündüm ama bir şey yok. Hemen Yusuf'a kontrol ettirdim. Kızçelerim de var ya, okula gidiyor. Vallahi olur olur, insanlık hali. Ben hep toprağın içinde olduğum için bir solucanlarla bir patates çıkarıyorum, bir onu yapıyorum derken olabilir. Bugünlük bizim kuaförden ve kuaför şikayemizden bu kadar olsun. Şimdilik hoşça kalın, Kırçıklı TV ile kalın. Yeni tıraşımı beğendiyseniz de videonun altına bir güzel güzel yorumlar yapın. Böyle yapmayın, böyle yapın tabii ki siz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki böyle eğlenceli vlogla karşınıza geçince. Hoşça kalın, Kırçıklı TV ile kalın.